Kerem Yağmur ve program partnerim Semra Teke ile birlikte yeni bir Bursa'ya Söz Ver programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Osman Gazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osman Gazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhur İttifakı Belediye Başkan evet. adayı. Demeyi unuttum. Evet. Biz de unutuyoruz Cumhur bazen bunu. Cumhur İttifakı Belediye evet. Osman Gazi Belediye Başkan adayı evet. Mustafa Dündar, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz başkanım. Biz de daha böyle ilk defa ittifaklı bir seçim yaşadığımız için alışamamış olabiliriz belki bundan hepimiz sonra. Arada, hepimiz aynen de. Öyle. Valla ben unutuyorum. İlk soruyla başlayalım. Sağlardasınız başkanım. Yani bize de çok zor vakit ayırabildiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Nasıl sağlar? Aldığınız tepkiler halktan nasıl? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm izleyicilere saygılar sunuyorum. Şimdi biz tabii sahada sürekli varız. Hı hı. 2014 30 Mart itibariyle seçildikten sonra biz sahalarda olmaya başladık. Geçtiğimiz dönem de aynı şekilde. Vatandaşlarla biz iç içeyiz. Geçtiğimiz dönem 52 bin haneye girdik. Yani bir şekilde vatandaşın dertliyle dertlenen, onların yanında olan, onların şikayetlerini, taleplerini alan, önerilerini alan bir çalışma tarzımız var bizim. Hı hı. Tabii şimdiki süreç seçim süreci. Yani o dönemki normal zamandaki çalışmalarımızı yine vatandaşa giderek, tabii ki seçimin bir gereği, biz de buradayız, biz de adayız, bize destek istiyoruz şeklinde. Tabii seçim atmosferi olduğu için bu aslında yılbaşından itibaren başladı bizim adaylık evet, süreci. Belirlenme sürecinde tabii Bursa kamuoyu gündeme geldi, konuşuldu, tartışıldı. Evet. Daha sonraki süreç aday olduktan sonra vatandaş bu işi kendi aklında, işte basında, televizyonda takip etti. Tabii seçim havasına girmek yine apayrı bir olay tabii. Bunun için de bir zaman gerekiyor. Seçimin son haftalarına yaklaşmak gerekiyor. Şimdi meclis üyesi adayları da belli olduktan sonra, listeler verildikten sonra siyaseten her şey hazır olmuş oluyor. Ondan sonra sahaya inme durumu söz konusu. Tabii sahaya inip onu hareketlendirecek olan da yine partiler oluyor. Bizler de bu vesileyle Osman Gazi Teşkilatları olarak birçok mahallemizde 30 küsür tane seçim ofisi açtık. 30 küsür. Evet, seçim ofislerindeki şey, işte mahalleye gidersin, orada en azından bir ofis olur. Orada işte müzik, bayrak filan asılır. Hani bir seçim havası eser. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın kararı eskisi gibi her tarafı bayrakla donatmayalım, israf çok olmasın. Da, çok doğru bir karar. Çok doğru. Çok, çok, çok doğru, doğru bir çünkü, çalışma modeli. Hakikaten yani iş çığırından çıkıyor. Her taraf bayrak donatılıyor. Tüm caddeler yani büyük bir israf oluyor. Ağaç ve orman katliamı evet, evet, olarak evet. bakıyorum büyük, artık. Oluyor. Aynen öyle. Ama yine de seçim olduğu için bunu vatandaşa hatırlatacak bazı simgeler de olması gerekiyor. İşte bunlar da seçim ofisleridir. Bizler de böyle bir sürece girdik. Bu ofisleri açtık. Tabii şu an bir ara verdik. Belki önümüzdeki hafta yine bunları devam edeceğiz açmaya. Çünkü ancak bu şekilde vatandaşla bir irtibat kurabiliyorsun. Vatandaş veya, ne diyor Sayın Dündar? Sizi gördüğü vatandaş, zaman. Şimdi bir defa ben şöyle söyleyeyim. Yani bir adaydan ziyade biz milletvekili de yaptık. Evet. 2002-2007 döneminde. Daha sonra belediye başkanı olduk. Vatandaşın milletvekiline yaklaşım çok farklıdır. Belediye başkanı yaklaşım çok farklıdır. Yani şimdi birisi aday olmuş gelmiş. Tabii ki adaylık sürecinde bir ilgi vardır. Yani herkese filan kişi adayı. İşte birisi destekler mahiyete yaklaşır, birisi eleştirel mahiyete yaklaşır. Ama belediye başkanında çok farklı bir durum vardır. Yani belediye başkanı ailenin bir ferdi gibidir. Yani vatandaş bizi gördüğünde derdini söyler, talebini iletir, bir şey şikayetini söyler. Yani farklı bir yaklaşım vardır. Onu biz yaşarız. Seçim sürecinde değil, daha önceki süreçte de yaşarız. Yani ben mesela diyelim bir yere gittik, hanımla oturduk, kahve içiyoruz. İşte geçerken oradan biri işte görür, selam verir. Birisi görür, görmezden gelir. Birisi görür, koluyla eşeğine tırtar, başkan orada der. Birisi gelir masaya, yani derdini söylemeye gelir. Böyle bir diyalog vardır bu. Onun bize olan sevgisidir. O samimiyet ortamıdır. Biz bundan memnun oluyoruz tabii. Yani güzel bir ortam. Giderken yani 40 yıllık dost gibi sana bir laf söylüyor. Bir laf affedersin çakabiliyor. Yani i̇şte, şimdi evet. gelip almadım çöpümü diyebiliyor. Diyorlar mı bunu? Olabilir tabii. Bu yani, çok önemli bir şey. Yani bir belediye başkanı ve mevcut belediye evet. başkanı ve adayı gördüğü zaman vatandaş çöpümü almıyorsun ve ben bundan hoşlanmıyorum diyebiliyorsa bu çok kıymetli bir şey. Önemli bir şey tabii. Yani mesela geçen sene Ankara'dan misafirlerim geldi. Bir cuma günüydü. Doğan Bey tarafında geziyoruz. Oradan camiye gideceğiz. Tabii uzaktan beni yürürken bir hanımefendi gördü. Gördükten sonra şöyle
gardını aldı, pozisyonunu aldı. Yani bir şeyler söyleyecek tabii. Şimdi geldi, biz yandan geçiyoruz, selam verdik. İşte buraya araçlar otopark yapıyor, bizim şeyimizi engelliyor filan, şikayet var şeydi. Tamam dedi, gereğini yaparız, geçtik. Şimdi Ankara'dan gelen, ya dedi yani çok iyi bir şey var dedi. Çok da böyle çat diye söylüyorlar yüzüne karşı dedi. Ama kadınlar mı acaba daha çok söylüyor başkanım? Vatandaş söyler yani, hep söyler. Bu bir kadınlar şeydir. Kadınlar daha cesaretli yani, galiba. Daha dürüst. Onun samimiyetidir yani. Ben de olsam söyleyeyim. Tabii. Yani onun samimiyetidir. Onu samimiyetle söylüyor. Bunu ümidi kesmemiştir yani hala tabii ki. Biz orada görevimizse onu alacağız. Bir de şu olur. Biz sahada olduğumuz için tüm kurumların şikayetleri bize gelir. Yani vatandaş derdini bize söyler. Tabii biz de bizim değil demeyiz. Demek hoş değildir zaten. Onu biz alırız. O şekilde ilgili yerlere iletiriz. Çözülür çözülmez. Takip ederiz. Çözmeye uğraşırız. Böyle bir diyalog vardır. Şimdi seçim süreci daha farklı. Yani bunun, bu ilginin daha arttığını görüyorsun. Yani biz şimdi özellikle çarşıya çıktığın zaman, çarşı çok farklı bir yer. Yani çarşıya tüm Bursa geliyor. Yani şimdi soruyorsun, nereden, hangi mahalledensin filan. İşte Yıldırım'dan diyor, Yenişehir'den diyor, işte Gemlik'ten diyor, İnegöl'den diyor. Yani tüm Bursa burada. Ve herkes tabii görüp tanıyor. Ve tabii işte tramvaya biniyoruz. Tramvayda ona göre bir diyalog gelişiyor. Yani herkesten bir farklı bir şey var. Seçim olduğu için de bu sefer ilgi biraz daha fazla artmış oluyor. Tabii ki. Yani hayırlı olsun diyor, tebrik ediyor. İşte şu şöyle olsun diyor. Bir de mahalle gezilerinde veya vatandaş taleplerde seçim sürecinde bizim insanımızın öyle bir şeyi var. Yani işleri hemen oraya sıkıştırarak seçime kadar bu işleri bitirelim. Yani bir iş kalmasın. Eksik bir şey kalmasın. Çok akıllıca. Öyle bir talep de var. Ben de olsam onu derim yani. Çünkü 31 Mart'a kadar anlayışı var ama böyle bir vaka da var. Halbuki bizde şöyle, yani Osman Gazi Belediyesi büyük belediye. Kurumsal yapısı güçlü belediye. 136 mahallemiz var. Biz mesela fen işlerinin sadece günlük 60-65 civarında şantiyesi vardır. Şimdi ne kadar çok şantiyon olursa olsun her taraf aynı anda yetişme mümkün değil. Dolayısıyla programa koyuyorsun bunları. Zaten biz seçim dönemi seçildikten sonra 5 yıllık stratejik plan yaparız. O plana göre çalışmalar olur. Ona göre planlarsın ama şimdi herkes işte burada çukur var, burada asfalt olsun der, şu olsun der, bu olsun der. Bu tür şeyler oluyor. İlginç diyaloglar gelişiyor. Mesela şimdi gidiyorsun, adam diyor ki gerçi o çok kırıldı ya, sizden çok daha fazlaydı. Ha, seçim var, geldiniz. yine bir tane mesela. Ama, yine bir, ama bir şey söyleyeceğim. Doğru değil mi? Değil. Çünkü yani, sahada olduğu bir şey bu yok. Bu bir ülke realitesi değil mi ama? Yani bu algı çok kırıldı, çok değişti. Şahsınızı kastederek söylemiyorum bunu. Ama bu ülkede de hakikaten böyle bir şey ya var. Şöyle, özellikle açılışlar şöyle, falan böyle seçime çok yakın yapılıyor ya. Tabii seçim var yani. Onu da söyleyeceğim. Şimdi şöyle, öyle bir algı var ama bu çok kırıldı. Yani şu an siyaset çok sahanın içerisinde. Yani vekiller geziyor, hepsi geziyor. Belediye başkanları geziyor. Ama vatandaş bir şey bulamıyorsa söylemiyor, onu söylüyor. Mesela geçtiğimiz gün bir yere gittik. Seçim geldi. Gene bir tane seçimde geleceksin değil mi? Yok. Yarın geleceğim dedim falan. Böyle şey yapıyoruz. Şimdi açılışlar dediniz. Şimdi mesela az önce söyledim. Biz stratejik planı yaparız. Stratejik plana göre bütçe dengelemeleri yapılır. Projeler belirlenir. İşte bir proje 2000 diyelim işte 14'te, diğeri 15, 16, 17, 18, 19. Ve biz seçim sonuna kadar projelerimizi bitirmeyi planlarız. Tabii bunlar içerisinde yeniler de vardır muhakkak. Ama seçime gidip, çünkü vaatlerin oldu, onları yapacaksın ve vatandaşa hesap vermiş olacaksın. Mesela biz şu anda 15 Şubat'ta biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız geldi, panoramayı da açtı o zaman. 15 Şubat'tan bugüne kadar, düne kadar artık açılışları, kapı şeyleri, temel atma törenleri bitti. Yani seçim yasakları başladı. Aslında başladı. Kampanya süreci başladı. 23 tane açılış, temel atma yaptık. Şimdi tabii bunu seçime göre ayarladık, bekledik. Tabii seçime göre ayarladık, bekledik ama işler de öyle bitti zaten. Yani işler de öyle. Planlanan işler de o şekilde. Mesela şimdi dün Hisar'ı gezdik. O bitmedi. İki hafta sonra bitecek.
Yani orada Oruç Bey Caddesi'ni restorasyonunu yapıyoruz. Cephe sağlıklaştırma, zemin kaplama yapıyoruz. Hı hı. Hisar ayrı bir projemiz zaten. Şimdi bu şekilde yani yoğunlaşmış oluyor. Hı hı. Çünkü dönem bitiriyoruz. Dönem bitirirken de hesap vermiş olacağız. Ve tabii bu hesap verme işini de açılışlarla yapıyorsun. Vatandaşa bunları yaptık diyorsun. Bunları söylemiştik. İşte kimi bitti, kimi az kaldı. Bu şekilde bir diyalog oluyor. Yani, ama yani şimdi halkın böyle düşünmesine sebep olan başkanlar da var. Mesela bunu örnekleyebilirim. Mudanya'da Yıldıztepe projesi 3 senede 4 kere temel atma töreni yapılan bir yer. Evet. Ve hiçbir şey yok hala. Anlatabiliyor muyum? Yani hani algı insanlardaki, yani bizim şimdi, halkımız da aptal değil yani. Aslında, oluyor bunlar. 2002 öncesinin, 80 öncesinin tarzı bunlar. Hı hı. Yani böyle şey olmaz. Aynen, şimdi aslında öyle. Demokrasiye yeniden kaldığımız yerden alışmaya çalıştığımız o dönemlerin sağlıksız süreçleri bunlar. Şimdi aslında yasalar da artık her şey serbest bırakmıyor. Yani şimdi mesela siz bir iş yapacaksanız onun bütçede bir planlamasını yapıyorsunuz. Tabii bütçede payını ayırıyorsunuz. Hı-hı. İhaleye çıkıyorsunuz. İhale çıktıktan sonra onun bir günü var. Süreç başlıyor. Temelini atıyorsunuz. Temel attıktan sonra o işin yapım süresi termin var. Diyor süresi ki işte var tabii. Değil mi? Yani 3 ayda bitecek veya 1 yılda bitecek. Hı hı. Şimdi öyle temel atma yaptığın zaman o zaman sen o temeli hiç ihale yapmadan yapıyorsun, görüntü yapıyorsun. Ha. Böyle o zaman çakma olur o iş yani. Sayın Dündar, şunu merak ediyorum. 2014'ten bu döneme kadar gelen belediye başkanlığı sürecinizde 2014 seçim vaatlerinizin gerçekleşme oranı nedir? %99. %99. Büyük başarı. Öyledir. Hesabım zayıftır benim ama yani. Benim daha da zayıftır, o yüzden şimdi, hiç o şeye girmeyeceğim ama. Ben niye söyledim yani %99. %99. Şimdi şöyle. Şimdi tabii birçok projeyi konuşursun. Ama realist yaklaşımlarda projeyi konuşurken o projeyi senin yapabilme imkanın nedir? Hı hı. Tüm malzeme senin elinde midir? Hı hı. Yani diyelim bir yere park sözü verdin. Park yapmak için senin orada yerin var mı? Onu kamulaştıracak mısın? Veya maliye hazinesinde var, oradan mı alacaksın? Şimdi mesela bunlar önemli sorunlardır. Söz verirsin ama o şeyi elde edemezsin. Yapamazsın belli bir sebepten dolayı. Hazırdır projen, para da hazırdır, yapamazsın. Yani mesela bizim o şekilde şu an millet bahçesi yapıyoruz. Soğanlı kentsel dönüşümün yanındaki odun deponun olduğu yeri. Orası 55 dönümü Osman Gazi Belediyesi'nin. Biz bunu kamulaştırarak aldık Galatasaray Vakfı'ndan. Hayri Köstem'den orası biliyorsun keser dönüşüm sahası alınma. Orada okullar var, havuz falan var. Yine onun yanında 40 küsür dönüm, 45 dönümde şeyin yeri var. Hazinenin yeri var. Onu da biz aldık. Şimdi mesela o yerle ilgili biz çok uzun zamandır uğraştık. Yani o yerin tahsisini alamadık. Oraya biz mesela Osman Gazi Gösteri Merkezi, Çocuk Dünyası planlarımızda vardı. Şimdi dolayısıyla o proje yapamadık biz. Bunlar bizim 16 vizyon projemizde vardı. 2014 seçimlerinde. Neden alamadık? Hazineden yer almak çok zor. Evet. Milli emlakten yer almak çok zor. Bir de tabii oraları sit bölgeleri. Sit bölgeleri olduğu için işte bu 4 mevsim raporları falan var. Onlar geçmesi gerekiyor ki orada daha ileride okul var, prefabrik tarzda eğitim görüyor, inşaat yapamıyor. Bu tür yerler. Yani orası rekreasyon alanı. Ve tabii biz Soğanlı Kentsel Dönüşümü ziyarete geldi Çevre Şehircilik Bakanı. Oradaki o kentsel dönüşümü görünce zemin artı 5 kat ki Cumhurbaşkanımız bunu söylemiş. Metropol Kentler Türkiye'de uygulayan tek Osman Gazi Belediyesi. Tabii başka projelerde görünce orasını bakan gördü. Yani dikine gitmeyin diyor. Yok dikine gitmeyin diyor. aykırı da gitmeyin diyor. Yani aykırı da gitmeyin, dikine de gitmeyin. Aynen. Şimdi çok beğendi. Ondan sonra biz Millet Bahçesi'ne sunduk. Hemen takip edelim. Bunu tahsin yapalım dedi. Bir de şimdi Milli Emlak'tan Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'ndan Milli Emlak Şehircilik Bakanlığı'na geçince biraz daha kolay oldu. O yeri aldık. Ama şimdi biz orada Osman Gazi Gösteri Merkezi'ni mesela yapmadık, yapamayacağız. Ama oraya bu dönem şu an o Millet Bahçesi yapılıyor. Yapmadık, yapamayacağız. Ama bitti zaten. Şey açık, evet aynen. Yani dönem bitti, o yüzden yapamayacağız. Anladım canım, gayet güzel söylüyorsunuz. Evet. Şimdi Millet Bahçesi oluyor şu anda orası. Onun deponunu da kaldırdık. Ve şu an oraya baktığımız zaman muhteşem bir saha çıkıyor, yeşillik çıkıyor. Nereyle bütünleşiyor? Karşı tarafta botanik parkla bütünleşiyor. 5 artı
zemin artı 5 kat çok muhteşem bir yapılaşma. Geniş caddeler, sokaklar. Şimdi oraya biz bu önümüzdeki dönem inşallah çocuk bahçesini, o çocuk dünyası dediğimiz yeri yapacağız. Ama orası 110 dönümlük yer. Yani şimdi oraya düşündüğümüz proje işte çocukların gelip eğlenebileceği sosyal tesis, kafeteryası, annesi olacak, babası olacak. Onun yanında belki biraz daha 18 yaş grubu şeylerin spor enerjisini atabileceği, daha ileri doğru işte halısa, daha ileri doğru belki tenis kortları, yani orada bir güzel bir spor şeyleri, yani vatandaş gelip orasını kullansın. Şimdi millet bahçesi yaptın. Sosyal yaşam alanı olacak. Orman yani. Oldu orası, bir şey oldu. Saldım çayıra, Mevlam kayıra misali, kim girer, kim çıkar, ne olur ne gider, sahiplenmesi de lazım. Yani şimdi biz yapamadığımız proje diye sordunuz, onlar var, onları da orada çocuk bahçesini yapacağız ve inşallah o gösteri merkezi dediğimiz olayda bizim Osman Gazi Belediyesi'nin en büyük sıkıntısı salon sıkıntısıdır. Yani biz birçok etkinliğimizi Mernos Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştiririz. Şimdi bizim bir Osman Gazi Meydanı'nda şu an birinci etabı ihalesine çıkıyoruz. Evet, İkinci onu sormak istiyorum. Evet, meydanın ikinci etapta orada şimdi, bir opera veya kongre kültür merkezi meydanı olacak. Meydanı anlatsanız. Meydanı biraz. Yani şimdi kent meydanı diye bir yer yapıldı. Meydanla alakası olmayan, meydan tanımına uymayan bir yer. Yani Bursa'nın gerçekten merkezde nefes almaya ihtiyacı olan bir alana ihtiyacı var. Bu meydan gerçekten meydan mı? Meydan mı olacak yani? Önemli olan o. Şimdi yani yapılan bir iş eğer hatalı oluyorsa veya kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılıyorsa daha sonraki süreçte yapılacak olan işlere yön veriyor. Yani bir nevi zorluyor. Tabii. Bir yere güzel bir şey yapmışsanız onun ikinci, üçüncü adımı geliyor. Şimdi mesela biz tarihi eserlere bakıyoruz. Tarihi eserlere baktığımızda bir yere bir eseri yapılmış, ikincisi çıkıyor onun yanında, onu da restore ediyoruz. Üçüncü başlıyor, yani birbirini tetikliyor. Güzel bir eser diğerini tetikliyor. Şimdi bu kent meydan olayına geldiğimiz zaman meydan diye konuşuldu o dönemde. Tabii meydan konuşulurken meydan var mı? Var orada. Ama AVM yapıldı. Olması gerekiyor mu? Olması gerekiyor. Ama o algı olarak Bursa kamuoyunda meydandan çıktı, AVM ticaret algısına dönüştü. Evet, ticari bir alana dönüştü. Şimdi, kullanım olarak şimdi da öyle ama. O algı bizim burada hareket sahamızı sınırladı. Yani biz şu anda kamulaştırmayla ciddi bir bütçe harcarken orada proje noktasında çok ciddi sıkıntı yaşadık dersek yanlış olmaz. Belki de iyi oldu. İyi ki de yaşamışsınız. Tam onu diyecektim yani. Ama şimdi nasıl bir şey? Bu sefer gerçek bir meydana şimdi, kavuşma ihtimali artacak. İnşallah. Şimdi öyle bir şey yaşandı. Bu sefer tabii yani orada ne isteniyor? Belki seni kamuoyu da bu sefer o baskıdan dolayı ileri yönü yanlışça yönlendiriyor olabilir. Yani şimdi ne oluyor? Meydan istiyorum ben diyor. Şimdi meydan derken bazıları çayırı düşünüyor. Yani yeşillik olsun diyor. Yeşillik olsun. Yeşillik başka, meydan başka. Yani dünyanın hiçbir meydanında yeşil yok. Yani yeşil zemin yok. Hepsi taş parke. Yani, tabii ki. Kızıl Meydan'a gittin mi? Bir ona gitmedim ama ona da bir işte gidelim yani, inşallah. Yani evet. Tiananmen Meydanı peki. Yani mesela orada büyük siz meydan. Siz ona gittiniz tam mi? Tam oraya gitmedim ben de. Ya gördünüz mü? Şimdi Taksim'e gittik tabii yani. Tabii. Taksim Meydanı. Yani orada Çin falan yok. Yani şimdi bu meydanlarla boy ölçecek meydan burası. Osman Gazi Meydanı. 40 dönüm bir alan. Tabii şimdi nereden geliyoruz? Vatandaşa sorduğun zaman ne istiyorsun? Meydan istiyorum. Kent meydanı Ahmet'in dolayı da bir algı var tabii. Meydan istiyorum. Hiçbir şey olmasın. İşte daha sonraki aşamada otopark olsun. Olsun. Biz de tabii hep sorduk vatandaşa. Dedik ne isteniyor burada? Meydan, otopark, şu olsun, bu olsun. Meclis üyeleri, akademik odalar, STK'lar, partiler, herkesle görüştük, vatandaşa sorduk. Ve o çerçevede bilgi topladık. O bilgileri biz İstanbul'da çok önemli, Bursa kökenli bir ailenin mimara verdik. 80-85 mimar çalıştırıyor yanında, uluslararası çapta. Çok başarılı birisi. Ona verdik, o bir proje çalıştı bize. Tabii mimarlık çok zor bir iş. Yani mimarlık sadece çizmek değil. Yani birçok şeyi bilmesi gerekiyor. Tarihi bilmesi gerekiyor. O bölgede yani kültürlenmesi gerekiyor. Meydan talebini anladı mı o ekip? Ha, şimdi o oraya çok geleceğim. Önemli. Şimdi tabii bize çok güzel bir sunum yaptı. İşte tarihten aldı.
Ve geldi o meydan çalışmasına. Bursa çizgilerini Osmanlı, Selçuk neyse o çizgileri çok güzel yansıttı. Ama tabii Bursa'nın istediği tarzda meydan olmadı. Yani yine ticaretin ağır bastığı bir yer oldu. Biz tabii teşekkür ettik. Yani bu olmaz dedik. Tabii o da konuşmadık şu anda muhakkak içerledi. Yani uluslararası bir yarışmaya katıldı. Uluslararası yarışmada birinci kaldı o projeyle. Mesela şimdi o projeyi buraya uygulasak biz yine avam yaptın diyecekti kamuoyu. Ama önemli olan şey bu kentin istediği meydana kavuşması mutlaka kıymetli bir iş üretiyor. Yani şimdi, o mimari proje başka bir yerde uygulansın şimdi yine, o zaman. Şimdi yine başka bir arkadaşla çalıştık. O da çok önemli uluslararası işleri olan birisi. Tabii bizim arkadaşlarımızın müdahalesi kamuoyuna sağ olsunlar. Onlar da iyi insanlar. Başka buradaki mimarlar da ya burasını böyle yapın deyip olur dediğimiz şeyler var. Yeni bir proje yapıldı. İşte lansmana geldiniz gördünüz. Gördüm. O proje çıktı ortaya. O projeyle tabii yer zor bir yer. Yani şöyle Osman Gazi tren istasyonundan alt caddeye 9 metre kot farkı var. O kot farkına göre işte belediyelerin o bahçeyle bütünleştiriyorsun. Bir de meydanın kullanılması. Yani vatandaş tarafından kullanılması. Yani vatandaş oraya gelip sahipleniyorsa, geziyorsa, oturuyorsa, kalkıyorsa, içine siniyorsa orada olur. Ama vatandaş gelmiyorsa orası kediye köpeğe boşluk kalır. Boşluk yani. Olur o zaman. Bir işe yaramaz yani. Olmaz. O yüzden bu düşünüldü. Bir de tabii santral garaj kültürü var bizim Bursa'da. Yani santral garaj kültürünün orada yaşaması lazım. Yani 24 saat açık. Yani şimdi akşam gece 3'te işte bir yerdesiniz, bir acıktınız. Çorbacı lazım. Bir çorbacı lazım. Oraya herkes geliyor yani. Öyle bir şey lazım. Tabii biz onu planladık, onu hesapladık. 4 kat yerin altında. Toplam proje bittiğinde 2000 araçlık bir otopark. Tabii bunun içerisinde otobüsler için de dış tarafta otopark olacaktır. Şehir merkezine girmesinler diye turist otobüsleri. Yine bir nikah dairesi. Yani Osman Gazi Belediyesi'nin 500-600 kişilik nikah salonu. Nikahların orada hafta sonları da hareketin olması düşünülerek. Ve tabii o cami yıkılarak üst tarafa alınacak. Caminin yeri, o ikinci etabı söylediklerim. Caminin yerine işte o opera veya işte bir konferans salonu. Bir hizmet birimlerinin olduğu bir yapı olacaktır. O hareketi getirmek için. Böyle bir süreç ama şu anda birinci etabı ihaleye çıkıyoruz. Evet. Birinci etap 145 milyon kamu sürümü para harcadık. İşte tanıtımda lansmanında gördük. Araçların gelip çıkabileceği. Ve sizin için yayılışı. Sindi mi? Bu meydan Bursa'nın istediği meydan dediniz mi? Sindi tabii yani çünkü ben şöyle bir yapı vardı. Ben bunu istiyorum dersek yanlış yapıyoruz orada. Kentin yani, ne istediği önemli. Yani ne istediği. Kentin yani şimdi onu çok kişiyle konuşulur. Ben bunu istiyorum derim. Dediğim zaman birisi istiyorsun ama böyle olursa bu daha iyi olur. Senin dedim burada iyi olmaz dendiği zaman yani çok kişinin aklı ortaya girdiği zaman iyi bir şey ortaya çıkıyor. Yani biz mesela proje başlandığında oturup konuştuk. Şu olur, bu olmaz. Çok değişik eleştiriler geldi. Sonuçta bir noktaya geldik. Yani bir çizgi başladı ilk etapta. Bir sunum yapıldı. Dedik olmaz bunu farklı yapalım. Onları denedik. İlk başladığımız yere geldik yine. O daha uygun oldu. Yani şu anda belediye binası o köşeye oturup onun etrafındaki şekliyle bir meydan. Tabii meydanı da çevriliyorsun etrafını ki kontrolde olsun. Sayın vatandaşın başkanım, girebileceği. Küçücük bir aramız var. Sonra devam edelim olur mu? Meydanla ilgili konuşmaya 20-30 saniye sonra geliyoruz arkadaşlar. Yeniden Mustafa Dündar. Yeniden Mustafa Dündar. Gelecek burada. Yeni başkanlar burada. Yeni rekiller burada. Osman Gazi'nin geleceği burada. Bursa'nın geleceği burada. Halkını severse kişi, gönüle yapar her işi. Sürdürecek yükselişi. Yeniden Mustafa Dündar. Sürdürecek yükselişi. Yeniden Mustafa Dündar. Yeniden Mustafa Dündar. Yeniden Mustafa Dündar. Haydi cesnetsin kollar gönülden gönüle yol var. Baş koydu bu kutlu yola yeniden Mustafa Dündar. Haydi cesnetsin kollar gönülden gönüle yol var. Baş koydu bu kutlu yola yeniden Mustafa Dündar.
Bursa'ya Söz Ver programında Cumhur İttifakı Osman Gazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar'la sohbet etmeye devam ediyoruz. Evet. Meydanı anlatıyorduk. Evet. Bursa'nın içine sinen bir proje oldu dediniz. Evet. Sizin de içinize, Bursa'nın içine sinince sizin de içinize sinecektir. Sinmek yani. Zorundadır. Tabii. Çok aha. Güzel. Aynen evet. Sinmek zorundadır. Bir de ne zaman bitecek o kısmını da konuşalım. Şimdi, sonra başka bir konuya gidelim. Belediyeden meydana doğru baktığımızda belediye binasıyla eş giden, paralel giden sundurmaların olduğu, yani yazın güneşten, kışın yağmurdan korunacak tarzda ve aynı zamanda meydan etrafının çevrildiği, yani kontrol altında olduğu bir meydan ortaya çıkıyor. Tabii orası ciddi bir iş, yani kolay bir iş değil. Çünkü 4 kat yerin altına inilecek, kazılacak, tabii. Oradan hafriyat çıkacak ve dolayısıyla o hafriyattan sonra betonarme inşaat başlayacak. Yani hızlı bir şekilde biter. Ne zaman insanlar kullanmaya başlayacak Bursalılar o meydanı? Bir yıl sürer mi? Bir yıl daha çok fazla. Azdır o iş için bence. Daha fazla. İki buçuk yıl daha fazla. Sürer. Çünkü daha, sadece daha, kat değil. Aşağıdan evet. Başlayacaklar yani yapmaya, kazmaya. Önemli olan şudur. Bu noktaya gelmektir. Hı-hı. Bursa'da en zor iş yer elde etmektir. Ki Osman Gazi'de. Osman Gazi. Kamulaştırma orası, özellikle orada da çok zordu tabii. Biz. O süreci de biliyoruz tabii başkanım. Tabii çünkü şeyden sıkıntılıydı. Yani ticari olarak çok hareketli yerler. Evet. Yani vatandaş yerini verdiği zaman, sattığı zaman oradaki elde etmiş olduğu getiriyi başka yerde bulması zordur. Yani tabii. Kira olarak veya dükkanda iş potansiyeli olarak zordur. Ama biz tabii vatandaşla görüşerek, daha sonra kiracılarla bir şekilde anlaşarak hepsine teşekkür ediyoruz. Yani hepsinin desteği olmuştur. Tabii bazen dirençler de olmuştur ama öyle sıkıntı olmadı sağ olsunlar. Ulu Cadde tarafına doğru telefoncular gittiler. Evet, evet. Başka yerlerin hareketlenmesine vesile oldular. Yani şimdi şehir merkezlerinde de belli dönemlerde bazı yerler bakıyorsunuz nitelik değiştiriyor. Yani işte bazı yerde o çarşı çöküntü alanı alıyor. Başka yerde bir hareket başlıyor. Ulu Cadde'de de aynı şekilde bazı esnaflar boşaldı gitti herhalde. Özellikle makine işi yapanlar fabrikalarına veya sanayi bölgelerine ayrıldılar. Evet, şimdi oralarda biraz daha bu yöne doğru bir kayma oldu. Telefoncular orada yoğunluklu olmaya başladılar. O bölgeye hareket getirmiş oldu. Sonuçta burası Bursa'nın merkezi. Bu ticari bir hareket bir yerden bir yere geçebiliyor. Hisar. Evet. Nasıl bir proje Hisar? Tamamlandığında ne olacak? Bursa için nasıl bir anlam ifade edecek? Şimdi tarihi miras, tarihi doku Osman Gazi Belediyesi'nin rutin bir faaliyeti. Bu en tabii, çok çalıştığınız konu. En çok çalıştığımız konu. Bu ne zaman başlamış? Recep Başkan döneminde pik yapmış bir konu. Hilmi Şensoy yanlış hatırlamıyorsam Irgandı Köprüsü. Gerçi vakıflar yapmış onu da. Vakıfların yer belediye yaptı herhalde. Oradan başlıyor. Dönem olarak Hilmi Şensoy evet. Dönemine tekabül 2000, ediyor. 2004'te tarihi kentler bile zaten Bursa'da kuruluyor. Tabii Osman Gazi Belediyesi bu konulara yoğunluk verince Çekül, Tarihi Kentler Birliği, Metin Süzen Hoca filan burada ciddi işler yapılıyor. Tabii bu yapılan işlerle Türkiye gündeminde ödüller alıyor. Bu sefer Tarihi Kentler Birliği gelişiyor. Ve Tarihi Kentler Birliği'nin 3 ayda bir Türkiye 4 farklı bölgeye bölerek eğitim çalışmaları olur. Ödüller verilir. Teşvik ödülleri verilir. İşte proje ödülleri, birçok ödüller vardır. Şimdi her belediye kendi şehrindeki bu tarihi doku ayağa kaldırmaya uğraşır. Şimdi tabii biz göreve geldiğimizde Recep Başkan'dan sonra çok zor bir dönem. Yani almış, çok yukarı çıkarmış şeyi, tarihi konuda özellikle. Şimdi projelerde yoğun var. Şimdi o şekilde yoğunlaşmak yani bir belediye başkanı olarak o zaman memur olmuş olursun. Yani aynı şeyi götürmüş olursun. Biz de ne yaptık? O zaman dedik geçtiğimiz dönem sorun tabii otopark çıkıyordu, pazar yerleri falan. Biz o dönemde pazar yerlerini, kapalı pazar yerlerini gündeme getirdik. Onları yaptık. Otoparklar yaptık ki kendi çizgimiz oluşsun. Ama kurumsal hafıza, kurumsal çizgiyi de sürdürdük. Yani bu Recep Başkan'dan kalmış bunları ben reddetme şeyine gitmedik. Tabii ve ki. Bizim belediyemiz o tarihi eser restorasyon işini sürekli yaptı. Yani bizim artık park bahçe işi, temizlik işi gibi rutin işlerimizdendir bu restorasyon işleri. Şu anda 12 farklı yerde bizim şantiyemiz var mesela. Hisar içi de tabii yeni dönem turizm diyoruz. Bu turizm Bursa tabii tarih var, inanç turizmi var, işte termali var, Uludağ'ı var.
Ama ne kadar aktif, ne kadar kullanılıyor? Bunlar tabii çok belli değil. Belli de yani çok yüksek çok, değil. Çok iç açıcı değil. İç açıcı değil. Hı-hı. Şimdi Bursa'daki otellerin doluluk oranı hafta içidir. Ticaret için gelenlerin genelde doluluk oranında geliştirdiği şeydir. Termale kimse buraya gelmez, Afyon'a gider. Maalesef. Evet. Maalesef böyle. Maalesef. Termal şeyini yitirmiştir. Şimdi bu yönüyle Bursa yeniden kendine gelmeye başlıyor, başlaması lazım. Şimdi Hisar'ın bu anlamda lokomotif bir etkisi olacağını Hisar'ın mı düşünüyorsunuz? Bu anlamda lokomotif etkisi olacak. Şimdi biz belediyelerin kültür turları var. Kültür turları Osman Gazi Belediyesi Çanakkale'ye gider, Edirne'ye, Konya'ya, İstanbul'a gider. Aynı şekilde Bursa'ya da gelirler. Mesela şimdi Hisar'a gittiğinizde türbelerin oraya her gün bir yoğunluk görürsünüz. Yani farklı şehirlerin belediye otobüsleri gelir. Evet. Gruplar gelir, gezerler. Şimdi bu tabii Türkiye'de insanların gezmesine vesile oluyor. Herkes belediye otobüsüne bile bitmez. Tabii. Yetmez zaten, yetişemez belediye. Hı-hı. Biz mahallelerde, muhtarlar veya başka gruplar vesilesiyle, dernekler vesilesiyle bu işi yaparız. Ama o gittiği zaman anlatır, ben filan yere gittim der. Bu sefer sektör girer devreye, turizm firmaları. Artık onlar bu taşımaları yapıyor. Hı-hı. Şu an Türkiye o süreci yaşıyor. Bursa değil, tüm Türkiye. Konya'da müthiş bir hareket vardır mesela. Edirne o şekildedir. Yani şehirler arası müthiş bir ziyaret vardır. İnanç turizmi olarak vardır. İşte Bursa'ya Ulu Cami'ye gelirler. Pazar sabahları Ulu Cami'de cuma namazı gibi trafik kilitlenir mesela. Doğru. Şimdi bu önemli bir gelişmedir. Şimdi bu gelen ziyaretlere senin farklı alternatif sunman lazım. Geldiği zaman başka yerleri görmesi lazım. İşte biz ki konaklasın. Konaklasın. Dönmesin, dönüp gitmesin. Evet. Gönüllü geliyorsa da gelsin, birkaç yeri görsün. Hı-hı. İnanç turizmi diyoruz. Mesela Somuncu Baba, Üç Kuzular. Somuncu Baba çok önemli bir yerdir. Yani çok kişi ziyarete gelir. Üftade o şekildedir. Hı-hı. İşte bunlar nerede? Hisar'da. Bizler Hisar'da daha önceden Oruç Osman Gazi Çıkmaz'ı restorasyonu yapıldı. Kale Sokak yapıldı. Şimdi Oruç Bey Caddesi bitiyor. Ve onun hemen sonunda biz 9 metrekarelik bir alan kamulaştırıldı. Arkeopark kazı çalışmaları yapılıyor orada. Bu yaz onu bitireceğiz. Ve orasını açık hava müzesi haline getireceğiz. Onun yanında bir SMO yapı var. O SMO yapıyı şu anda bizim zaten onu da restore ederek bir sümbülü bahçe pozisyonunda bir sosyal tesis haline getireceğiz. Onun arkasında Filibos Mescidi diye bir mescid var. Bu tabii yok olmuş bunlar. Arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı. Açıkçası ben ilk kez duyuyorum. Yani onun iki tane bina, altta farklı temeller var. Onun üzerine başka bir bina yapılmış. O kuruldan onaylandı. Şimdi proje çalışılıyor. Yani o eski şey neyse o inşa edilecek ve onun yanında şehir bostanı dediğimiz işte o dönemin bahçeleri neyse ona göre bir çalışmalar yapılacak. Sur duvarları dibinde bunlar. Şimdi biz zaten Hisar'a çalışıyoruz. Hisar'ı çalışırken buna üst ölçekten bakmamız lazım. Master plan yapmamız lazım. 3,5 yıldır mimarlar, şehir plancıları, arkeologlar, sanat tarihçileri çalıştı. Bir kitap çıkardık. O gün de orada konuştuk. Kalın çok bir kitap. Çok önemli. Şimdi tabii yani, burada biz bu işi yaparken bazı noktalarda yani az önce söylediğim gibi bir yer yapıldıktan sonra ikinci yerin nasıl olacağı, daha kaliteli nasıl olacağı ortaya çıkar veya neresini yapması gerektiği ortaya çıkar ve tartışılacak. Yani orada işte okul ne olacak, Bey Sarayı ne yapacağız, işte bu tür şeyler. Ve bunlar tabii tartışılarak yeniden işte kurula girer, kurulda onaylanır. Ve bu yönüyle biz Hisar'a yeni bir vizyon koyuyoruz. 5 odak belirledik. Yani 5 odak üzerinden çalışmamızı yapacağız. İşte Tophane, Üftade Camii tarafı, Arkeopark civarı, Alaaddin Camii, Haşim İşçen Parkı. İşte Alaaddin Camii, dün oradaydık mesela. Alaaddin Camii, Osmanlı Bursa'yı fethettiğinde ilk inşa ettiği camidir. Hmm. Şu anda orasını vakıflar restore etti. Çevresi açılmış, gayet güzel yapılmış. Şimdi o camiye bir aks açmak lazım. Yani şeyden türbelerden Oruç Bey Caddesi'ne geleceksin. Oradan Üftade'ye döneceksin. Oradan sağ tarafa doğru Alaaddin Camisi'ne geleceksin. Şimdi bu aksları belirlediğiniz zaman orada hareket başlıyor. Yani birisi ziyarete gelecek. Ziyarete gelirken bir yerde biri su satacak, biri çay satacak. O hareket başladığı anda orası alır gider. Peki, şimdi orada da bir otopark sorunu yani şu an mevcut durumda da var herhalde.
Şimdi tabii olarak... otopark sorunu şöyle, bizim insanımız artık o kadar şeye alışmış ki arabayla her tarafa gideceğiz. Evet. Geçen dönem hatırlıyorum bizim meclis üyesi arkadaşlar muhalefet eleştiriyordu bizi. İşte Hisar'a bakmıyorsunuz, bak bir araç geçemiyor sokaktan. Ve kardeşim orası Bursa'nın fethettiği yer yani Osmanlı. Yani o zaman araç geçiyor. Araç yok ki orada yani şimdi. Dar sokaklar orası, işte at geçecek, bir şey geçecek yani. Önemli, şimdi dün gidiyorsun orada, karmakarışık sokaklar, araçlar geçiyor. Araçta işte geçmeyiversin orada. Geçmeyiversin yani. Ona tabii başka şey bulmak lazım. Tarih ama kıymetli anda, çünkü. Hani şimdi işte mesela türlere diyorsunuz ya, otobüslerin duraklayabileceği onun, bir alan. Onun çalışılması lazım işte. Hı-hı. Yani şimdi biraz sonra oraya da geliriz. Ulaşım çok önemli. Şimdi Hisar araç geçsin mi ulaşımı mi? Bir yandan Osman Gazi'yi bir tarih kenti haline getirmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da Bursa'ya genel olarak hakim olan bir trafik sorunu var ve her ikisini bir arada yürütmek zorundasınız. Evet. Eş zamanlı, eş güdümlü olarak hem trafik halli olacak, evet, hem bu projeler hayata geçecek. Nasıl olacak? İşte zor. Zor olacak. O yüzden mesela bizim Panorama'nın etrafında otopark yaptık. Yani otobüs otopark yaptık. Şimdi tabii bundan sonraki süreçte gelen ziyaretçi, İşte turizm firmaları geliyor, TÜRSAP yöneticileri, Avrupa'dan gruplar getirdiler. Gelen grupları nerede inecek, nereye yürüyecek, nasıl yürüyecek, nasıl gidecek? Şimdi mesela biri dedi ki, biz geldiğimiz zaman Yeşil'de duruyoruz, Yeşil'den aşağı yürüyerek Panorama'ya geliyoruz. Oradan Ulucami'ye geçecek, nasıl yürürsün? Siz gençsiniz, yürüyebilir misiniz oraya? Yorulursunuz. Tabii bayağı mesafe var yani. Eskiden de o yürüyememiyor yani, şu anda. Mesafe var. O yüzden alternatif lazım. O yüzden dün, önceki gün o nostalji tramvaya bindim, Cumhuriyet Caddesi'nden Panorama'ya geldim. Şimdi bunlar adım adım gelen ziyaretçi sayısına göre atılacak adımlar, hareketler. Evet. Şimdi bunu yaparım demek olmaz. Yani Hisar'ı ben trafiğe kaparım demek olmaz. Tabii. Yani oradaki bir gelişimi şey yapmak lazım. Hastane ne olacak orada? Hastane yani, gelen giden var. Orada Emir Güyoğlu'na hastane yapıyor. Okul var. İki okul olması lazım. Var. Üniversite mi olsun, bir yandan olsun. Yaşam devam edecek. Yaşam, ulaşım tabii, şart. Tabii, tabii. Bir yani yandan da tarih var edilecek. Olması, yaşam olması olmaz. Buna benzer tarihi şehirler dünyanın birçok eski şehirlerinde vardır ve korunur. Mesela Paris bile şehir merkezi 500 bindir. Etrafı çevriliktir. Dışarı yayılmıştır. Bu 500 binlik Paris'te Hoffmann denen mimar yapmış, Alman. Hoffmann veya Osman değilsiniz. Fark etmez yani. şimdi 5 katlıdır, 4 katlıdır binalar orada. Dokunulmaz. O şekilde muhafaza edilir. Yine biz İtalya'da bir yere gittik. Luca diye bir kasabaya gittik. Bir tarihi şehir. Etrafı çevrilmiş. Tabi orası düz ova. Surları var. Sur onların farklı bir şekilde. Üzerine araba da gezebiliyor. Bir de su kanalları var, güvenlik amaçlı yapılmış o günün şartlarında. Mesela onun içerisine araçtan girilmiyor. Tabii ki. Ama onun yanında parklar var, genişler var. Araçlar oraya park ediyor, öyle girip geziyorlar. Ha içeride akülü araç vardır, onunla gezebilirsin ihtiyaç mesela, olduğu durumlarda. Tabii. Şimdi bizim Bursa, Hisar, onun konuşması lazım, onun düşünmesi lazım. Nasıl yani bir an, ulaşım planlanacak? Tabii nasıl ulaşım planlanacak? Bir ama şekilde bunu, insanlar bunu, ulaşacak, bunu, herkes bunu de yürüyemeyecek. Bunu ben böyle istiyorum, bugün böyle istiyorum demeyle bu iş olmaz. Duruma yani göre çünkü şehirler canlı bir yapıdır, insan gibidir. Hı. Yani o gelişir. Bazı yeri kör kalır, büyür, gelişmez. Bazı yeri çok daha hızlı büyür. Mesela şimdi önceki gün İnkaya'daydık biz. İnkaya tarihçilerin olduğu yerde. Biz geçen dönem göreve geldiğimizde Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi peyzaj mimarları, mühendislerle, çevrecilerle orada çevre düzenlemesi yaptık. Yani geçirgen taşlarla orasının 35-40 sene sonra orada düzenleme yapıldı. Ki çınarlar korunsun diye. Ve o zaman orada köylü kadınların satış yaptığı tezgahlar vardı. Onlara da sundurma yaptık. Onun altında birer tezgah yapıldı onlara. Şu an çıktınız mı İnkaya'ya siz? Ben çıktım. Epey oldu değil mi? Yani epey oldu. Şu an İnkaya'da tüm evlerin altı dükkan olmuş. Tabii. Şey satıyor. O zaman da öyleydi açıkçası ben son gördüğümde de. Yani her taraf o kadar değildi. Yani bu 10 sene önce öyle değildi. Olmuştu. Artık girişen itibaren öyle. Şimdi her biz oraya öyle ne yaptık? Mesela şimdi oraya çok yoğun ziyaretçi gelir. Geliyor. Ziyaretçi nasıl geliyor? İstanbul'dan grup geldiği zaman Uludağ'a gideceğiz diyor. Program Uludağ'a yazıyor. Otobüsten geliyor oraya. Orada duruyorlar. Çınarın altında çay kahve içiyor, yemek yiyor. Turizm firması diyor ki Uludağ'a çıkıp ne göreceksin? Zaten şu anda kar yok veya kar var. Çıkılmaz, zordur.
Burası Uğda sayılır diyor. Hı hı. Oradan dönüyor. Uğda'yı göstermiş turizm olduk. Turizm firmasına teessüf ederiz. Yani. Panoramaya gelelim mi? Geleceğiz. Şimdi mesela orada biz ne yaptık? Geogrid duvarla yeni bir otopark yaptık. Şimdi asfalt dökeceğiz oraya. Yolu genişlettik, kamulaştırma yaptık. Otobüslerin orada durabileceği. Çünkü oraya gelen otobüsler Uludağ yolunun trafiğini aksatıyordu, sıkıntı oluyordu. Hı-hı. Mesela o işte gelen oradaki ihtiyaca göre yapmış olduğumuz bir çalışma. Şimdi panoramaya geldiğimizde. Gelelim. Panorama. Panoramayı çok önemsiyorsunuz. Yani gerçekten. Evet. Hatta yakın birkaç gün önce yakın geçmişte rakibinizle birlikte evet. gezdiniz. Evet. O da açıkçası hem memnuniyet uyandıran hem de çok gerçekten hoş görünen bir şeydi, evet. kareydi birlikte gezmeniz. Panorama nasıl bir yer? İstediğiniz, tasarladığınız etkiyi uyandırdı mı Bursalıların gözünde? Yani bunu bence kimse bu kadar etki yapacağını hesabını yapamadı, düşünemedi. Yani biz düşünebildik mi bilemiyorum. Siz düşünebildiniz mi? Evet, ama bu kadar böyle farklı benim. Bir şey yapmak hakikaten cesaret ister. Yok, çok güzel riskli işlerdir bunlar. Aynen. Ki belediyelerde bizim yaptığımız yapıların çoğu da o şekildedir. Pazar yerleri mesela, farklı mimariler vardır. Hı-hı. Bunları uygulamak zordur. Burası hem mimari olarak hem sanatsal olarak çok farklı bir şey. Kamulaştırarak elde edilen bir yer. Tabii bu iş bittiğinde anlaşılmaya başlandı. Mesela ben ilk orasını açtığımızda işte meclis üyelerini götürdük. Partileri götürdük. İşte her partiden milletvekilleri yani protokolden değişik gruplar, dernekler. Tabii şimdi alttan giriyorsunuz 16 tane tablo var. Şimdi 16 tane tabloya bakıyor. Adam zaten hep konuşuldu ya, yok şuraya çok fazla para verildi, şu oldu, bu oldu gibi. Maliyet hesabı. Maliyet hesabı yapıyor. Şimdi çıktık o zamanları biz dışarı, kamerayla parkın oraya çıkıyoruz. Bir de parkın oradan binaya bakıyoruz, o küreyi görüyoruz. Bir poz veriyoruz, klasik bir şey oluyor orada, bir evet. fon oldu. Şimdi tabii bazıları orada başlıyor söylenmeye. Hani bu kadar para verildi, konuşuldu, bunu mu yaptınız? Kimisi içinden filan. Sonra oradan çıkıyoruz küreye. Küreye çıktığı zaman o söylenen kişi değişiyor. Yani muhteşem bir şey olmuş diyor. Mesela Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlar oraya çıkan işaretini çekmiştir. Çıktıktan sonra bana sarılıp benden kopamamıştır. Onlar müttefikiniz. Beğenmesi normal CHP'liler. CHP'liler evet. de aynı. Mesela CHP'lileri götürdük. Yani orada bir ablamızın biri açtı telefonu, oğlu yurdu sevmiş. Oğlum dedi, sen filan yere gidecektin dedi. Görüntülü bak, başkan da yanımda dedi. Hiç oraya gitme, buraya gel dedi. Muhteşem bir şey yapmış dedi. Yani hepsi beğendi. Yani bunu Bursa'da bütün partileri hepsi bunu beğendi. Tabii daha sonra halka açtık, ziyaretleri başladı. Yani çığ topu gibi, bir kar topu gibi büyüdü. Çığ haline dönüştü. Çünkü giren o şeyi görüp ona göre anlatıyor. Ama oraya gitmek gerekiyor. Çok mahcubum, bir şey ben olmuyor. Daha görmediğim için böyle bir de şeyle dinliyorum yani. Size ama. Başkanım bu çarşamba günleri halk günü herhalde, ücretsiz şu an, devam şu an ediyor ücretsiz, mu? Nisan sonuna kadar ücretsiz. Nisan sonuna kadar her gün ücretsiz. Tabii. İyiymiş. Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde evet. galiba Hı-hı. bu şey yapıldı. Şimdi, değil tabii, mi? Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız yani bunun en iyi tanıtımını o yaptı. Evet, evet. Sağ olsun. Evet. Nisan sonuna kadar anlattı. Ondan sonra tabii konuşma esnasında benimle diyalog kurdu. İşte nasıl giriyor insan, ne yapalım filan. Ben de lan ne zamana kadar ücretsiz bilemiyorum. Dedim Nisan sonu. Şimdi desem 31 Mart'a kadar yanlış anlaşılacak. Dedim Nisan sonuna kadar. Yanlış anlaşılırdı evet, kesinlikle. Yani anlaşılırdı. Evet. Hatta doğru. Şimdi Nisan sonuna kadar. Daha da fazla olsa, daha fazla insan gezse. Şöyle. Çok kişi gezdi. Bugüne kadar 330 bin kişi gezdi orayı. İyi rakam. Nisan sonuna kadar açık tutacağız ki bir 6 aylık zaman oluyor bu. İstanbul'daki de aynı olmuş. Şimdi şöyle, onun vatandaşın gezmesini engellemekten ziyade sektör diyor ki yani bu işi paralıya çevirin. Az çok çok fark etmez. Çünkü biz buraya ziyaretçi getireceğiz. Bu şekilde getiremiyoruz. Yani niye getiremiyoruz? Müthiş sıra var. Ama ben öbür türlü paramı veririm diyor filan, radyomu alayım öyle gelirim diyor. Şimdi onların da baskısı var. Ama şimdi ücretli hale geldiğinde de umuyor ve sanıyorum ki ulaşılamaz bir şey yok, olmayacaktır. Olmaz, çünkü yok. Topluma açık tabii, bir şey, toplum tabii. için yapılmış yani orasının bir görülmesi hizmet. Lazım. Görülmesi lazım. İnsanların erişebileceği bir burada, yer burada olarak amaç, kalmalı. Burada amaç kar Hı-hı. değil. Yani Hı-hı. Bursa'ya bir değer katmak ve bu Bursa'ya değer katan bir eser oldu. Turizme ciddi katkı sağlayacak.
Bursa'nın zenginleşmesine vesile olacak ve az önce konuştuğumuz Hisar'ın canlanmasına, Hanlar bölgesinin canlanmasına, esnafın para kazanmasına vesile olacak. Mesela şimdi biz Hisar'ı düşünürken Bursa'da şöyle üçlü bir sacağı diyoruz, yani tarih yolculuğu. Panorama birinci ayak, Hanlar bölgesi iki, üç Hisar bölgesi. Yani birbirini tamamlayan çalışmalar. Şimdi panoramadaki girip orada görmüş olduğunuz atmosferi 6 Nisan 1926'yı resmediyoruz. Hisar'a geldiğinizde onu canlı olarak yaşamanız gerekiyor. Yani oraya girdiğinizde bu sefer hakikaten hepsi tarihi dokular, tarihi yerler. Onu yaşamamız gerekiyor. Bunlar olacak şeyler. Yani bunun şeyi yok. Çünkü o tarafa doğru gidiliyor. Ve bu hareketi görüyorsun. Türbelerin orada esnafa baktığımızda zaten 10 sene önceyle bugün arasında müthiş bir fark var. Çünkü artık oradaki bakkal ekmek, makarna, salça satmıyor. Yani kestane şekeri satıyor, hediyelik bir şey satıyor. Bu ne demektir? Orada oturana alışveriş yapmıyor. Tabii tabii. O dışarıdan turiste gelen kişilere. yani burada ne götürebilir bir hatıra? Onları satıyor. Bu da demektir ki oraya insan geliyor, ziyaretçi geliyor. Yani panoramanın böyle bir etkisi oldu. Tabii panorama çok detaya girersek onun resimleri, tablo küre içerisindeki resmi, mimari özellikleri, yani çok yönlü bina şimdiden ödül aldı. TSE tarafından altın sertifika belgesi aldı. Çok güzel. Bu altın sertifika dediğimiz yeşil bina konseptinde, çevreci bir bina. İnşaat başladığı günden itibaren bugüne kadar hep takip edilmiştir. Kullanılan ürünler, malzemeler nedir? Civarda varsa bir ürün dışarıdan getirilmez, buradan kullanılır. Bursa mermeri kullanılmıştır. Tamamen yerli ve millidir %100. Üniversiteyle beraber biz çalıştık mimarisini. Dünyanın diyebiliriz de Türkiye'nin diyelim en büyük kubbesi 42 metre çapında alttan destek olmadan geçilen. Yani özellikle bir mimarisi çizersin, var. Tabii. Bunu çizersin ama alttan İlk destek... İlk fırsatta sizinle birlikte gezmek umuduyla diyorum. Evet. Semra'cığım son soru. Şimdi, anlaşılan o ki Osman Gazi özellikle turizme ağırlık verecek. Evet. Onu anladık yaptığımız programdan. Şimdi Bursa'ya Söz Ver programımızın adı. Sonunda da bütün adaylardan bir söz aldık. Siz evet. Osman Gazi için ne söz verirsiniz vatandaşlarımıza? Söz sizi panoramaya götüreceğim. O bize oldu galiba. Bütün vatandaşlarımız. Şimdi siz Bursa'yı anlatıyorsunuz her şeyi. Biz şimdi, götüreceksiniz. Şimdi şöyle, seçmeninize, biz, topluma ne söz veriyorsunuz? Biz şimdi işte Osman Gazi Meydanı'nı söyledik. Hisar'ı söyledik. Bende şöyle bir şey vardır. Hani söz şunu yapacağım. Ya gerçek olmak lazım. Biz 10 yıldır görev yaptık. Biz hiç cek cek konuşmuyoruz. Şu an herkes cek cek konuşuyor. Tabii. Biz yaptık, yapıyoruz diyoruz. Yapıyoruz. Osman Gazi Meydanı yapıyoruz şu anda biz. Hisar'ı çalışıyoruz şu anda biz. Bunlar bir çapıda bitmez. O dönemde de bitmez Hisar. Osman Gazi Meydanı biter. Hisar'ın çoğu biter. Yani yapıyoruz biz. Yani, o yüzden yürüyen işe devam istiyoruz. Vatandaştan bize 1 Mart'ta bu işlerin yürümesi, Osman Gazi'nin Bursa'ya, Osman Gazi'nin Türkiye'ye değer katması için destek istiyoruz. Ve bu işleri yürüteceğimize, çalışacağımıza söz veriyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ederiz, başarılar diliyoruz. Başarılar, aynen. Evet, yeni bir Bursa'ya Söz Ver programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz, hoşçakalın.